kanun bu. Özgür Erdursun dün yazmış tweet. Bayağı da yani öfkelenerek yazmış. Diyor ki iş kanununda değişiklik olacakmış. Milletin yararına bir düzenleme olacağını düşünmüyorum. Değişiklikle hangi haklarınız elinizden alınacak? Konunun detayları ortaya çıktığında göreceğiz. Bu tweet de burada dursun diye yazmış Özgür Erdursun. Ne demek istemiş kendisine soralım. Özgür Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kimse bunları takip etmiyor. Kendimizi böyle bir çift kutuplu sosyolojik iklimin içinde bir çukurun dibinde buluyoruz. İşte şeriat mı geliyor yok laik mi kalalım yaşasın mı şeriat ölsün mü laiklik ne bu böyle. Yani tabii ki bunları da konuşalım ama o arada oho atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İş kanununda değişiklikler oluyor. Efendime söyleyeyim maaşlarla ilgili düzenlemelerle ilgili değişiklikler oluyor. Döviz uçuyor neler oluyor neler ekonomide. Ve bizim haberimiz bile olmuyor. Bu konu nedir Allah aşkınıza iş kanunu meselesi? Şimdi Özlem Hanım, Türkiye ekonomik olarak zor bir süreçte. İşte Türkiye'nin geçen yıl doğal gaz ödemesini Rusya'ya yapamadık. Seçimlerden dolayı ertelendi. Putin de biliyorsunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor sürekli. Yine doğal gaz ödemelerimizi bu seçimden sonraya bıraktık. Yaklaşık 25 milyar dolar. Kısa vadede ödemelerimiz var. Yaklaşık ödemelerimiz 60 milyara yakın, 60 milyar dolara yakın ödememiz var. Yıl bazında 220 milyar dolar gibi toplam ödememiz var. Yani Türkiye'nin çok borcu var ve bunları da ödemesi gerekiyor. Bir taraftan millet artık hükümete güvenmiyor, dövizini alıp yastık altında kenarıya menarıya koyabilen koymaya çalışıyor. Bir taraftan da hükümetin de kaynak yaratması lazım. Şimdi kaynağı yaratırsa seçim öncesinde sıkıntı olur. Kaynak yaratması için de büyük ihtimalle seçimlerden sonra işte KDV oranlarını arttıracaklar, ek vergiler koyacaklar, belki mevduatta parası olanların parasına stopaj falan da getirecekler gibi önlemler alacaklar. Ama bunlar yeterli kalmayacak. Ayrıca bir fona, ayrıca bir kaynağa ihtiyaç var. Şimdi yıllardır iş kanununda bir değişiklik yapmak istiyorlar. 2023 yılında orta vadeli program açıklandığında 5 yıllık bu orta vadeli programda da denildi ki bireysel emeklilik sistemini biz tamamlayıcı emeklilik sistemine çevireceğiz. Türkiye'de yeni bir sistem tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatını çalışanlar en az bir yıllık bir çalışmışlıkları varsa İşten kendi arzu ve isteği dışında ayrılırlarsa işveren tarafından işten çıkartılır ya da haklı bir sebebi varsa bir yıla bir brüt ücret şeklinde kıdem tazminatı alırlar. Şimdi iş kanununda şöyle başladı. Çalışma saati haftalık 45 saat. Biz bunu 40 saate düşüreceğiz dediler. Bu kulağa da çok hoş geliyor. Hatta TÜİK diyor ki çalışma saati 45 saat ama insanlar diyor 43 saat çalışıyor diyorlar. Onu da yayınladım. Yani Türkiye'de şu anda gerçek çalışma saati 60 saatte 72 saat arasındadır. TÜİK'e göre normal çalışma saatinden daha az çalışıyoruz ama biraz daha aşağıya indirelim diyor TÜİK. Tamamen Türkiye'nin gerçeklerinden kopmuş şekilde. Tamam, 40 saate insin gayet güzel. Bu işin iyi tarafı şu anda hükümete yakın basın aracılığıyla müjdeler olsun. İş kanununda değişiklik olacak. Çalışma saatleri düşecek, 40 saate düşecek. Aslında olay bu değil. Bu iyi bir şeymiş gibi bunu lanse ediyorlar. İş kanunda değişiklikle beraber büyük ihtimalle kıdem tazminatını fona devredecekler. Etsinler ne olacak ki diyebilirsiniz. Kıdem tazminatı fona devir olsun. Aynı tutarlarla fona devir olmayacak bir işverenler tam bir yıla bir ay 30 gün şeklinde değil büyük ihtimalle yarısı 15 gün şeklinde fona para aktaracaklar. İkincisi evlenen işte kendi isteği dışında işten çıkartılanlar ya da haklı bir sebeple işten çıkanlar, askere gidenler bu parayı alamayacaklar. Bu parayı da emekli olduğunda alacaklar. Kıdem tazminatı fonunda biriken parayı da yani bugün 20 yaşında bir genç sigortalı işe başladıysa 65 yaşında emekli olacak. Yani 45 yıl. 45 yıl sonra o kıdem tazminatı fonunu alabilecek. O 45 yıla da bu derenin altından ne sular akar, kimler gider, kimler gelir. Sonunda o kıdem tazminatında fonda para kalır mı kalmaz mı onu da kimse bilmez. Kıdem tazminatını fona devredip bir fon kaynağı yaratıp bu krizde bu kaynağı kullanmak isteyeceklerdir. Orta vadeli programda bunu koydular. Seçimden sonra Türkiye'de çalışanların kıdem tazminatları elden gidiyor mu biz bunu konuşacağız. Ben şimdiden yazdım.
O yüzden tweet burada dursun demişsiniz. Alp'in de hocam iyi olabilir demiş. Kıdem tazminatını sanırım devlet fondan ödeyecek ama siz zaten yanıt verdiniz. Demin anlattınız. Ya doğru. Şöyle, kıdem tazminatının ben fona devir olması gerektiğini her zaman söylüyorum. Kıdem tazminatı fona devir olmalı. Çünkü çalışanların bir kısmı da kıdem tazminatlarını alamıyor. Ama mevcut iş kanunundaki haklarıyla fona devir olmalı. Kıdem tazminatı fona devir olsun. Bir yıla bir brüt ücret şeklinde fonda herkes parasını görebilsin. Evlenen kadın kıdem tazminatındaki fondaki parasını almak istiyorsa alabilsin. Askere giden alabilsin. Haklı bir sebeple işten ayrılan alabilsin. İşten çıkartılan da canı istiyorsa o da alabilsin. Bu şekilde olursa tabii ki ben hayır demem mesela, olsun derim. Ama hükümetin ne işçiye ne işverene bir yararı olma derdinde değil. O parayı uzun süre vermeyelim. Bu parayı da kullanalım diye şu anda aklında olan bu. Bu nedenle de bu kıdem tazminatı fonu ilk başta devreye girdiğinde şunu da anlatabilirler. Bakın geçmişte işte insanlar alamıyordu ya da şu anda alamayanlar var. Şirketler batıyor. Kıdem tazminatını daha sonra insanlar alamıyor. Dava açıyor, uğraşıyor. Biz bunların önüne geçiyoruz falan hikayeler anlatabilirler. Ama bunların hepsi tam bir hikaye aldatmaca olur. Sonunda çünkü ulaşmak istedikleri o para ve o parayı kullanmak, yararlı olmak olmayacak. Yani sendikalar baştan buna itiraz edebilir, haklılar da. Ama dediğimiz gibi kıdem tazminatı fona devirde bugünkü kıdem tazminatını alma haklarıyla beraber fona devir olursa sorun olmaz. Ama ben öyle olacağını zannetmiyorum. 1.10.2008'de 5.510 sayılı bir yasa geldi bakın. Adına reform dediler. Üzerinden kaç yıl geçti? 16 yıl geçti. 16 yıl geçtikten sonra insanlar yasal haklarının ellerinden alındığını, emekli aylıklarının bu yasayla beraber düştüğünü, devlet memurlarının ikiye ayrıldığını, 1.10.2008'den önceki memurları farklı, 1.10.2008'den sonraki memurların farklı statüde emekli olduğunu, daha da düşük emekli aylığı aldığını, dul yetim aylıklarından yararlanmada değişikliklerin yapıldığını ve yararlanma haklarının ellerinden alındığını, aylık bağlama oranlarının değiştiğini, bakın 2008 yılında 1.10.2008'de 5.510 sayılı yasa çıktığında adı sosyal güvenlik sisteminde, sağlık sigortası ve genel sağlık sigortasında sosyal sigortalar, sigortası ve genel sağlık sigortasının değişiklik yapılmasına dair kanun değişikliğiydi. Ve gelinen noktada tam bir fiyasko oldu. Kimin yararına oldu? Reform mu oldu? Reform, sizin, benim, bizim, milletin yararına olan şeylere reform denir. Reform adı altında sizin bir hakkınız elden alınıyorsa bunun adına reform denmez. Deform olur onun adı. Hakkınızı alırlar, hakkınızı çalarlar. Bu nedenle de ben milletin yararına bir yasal düzenlemeden ziyade bu ekonomik krizde hükümetin muhakkak bir kaynak yaratması gerekiyor. Sadece KDV arttırma işe yaramaz. Ek bir motorlu taşıtlar vergisi daha koyabilirler. Ek emlak vergisi koyabilirler. KDV'yi 4 milyon bir kere daha koyabilirler. Şimdi ne o değerli konut vergisi, şimdi onu getirecekler. Evet. Herhalde, evet. Şimdi buna benzer KDV oranını %20'den %25'e çıkartabilirler. Dolaylı vergileri artırabilirler. İşte elektriğe, doğalgaza, akaryakıta bakın zamlar arka arkaya devam edecek. Ama Türkiye'nin çok da borcu var. Şimdi hem bütçe açığı var hem cari açık var. Yani Türkiye'nin geliri var, gideri var. Gelir gideri dengesi birbirini tutmuyor. Bir de bunun yanında aynı zamanda ithal edilenle ihraç edilen arasında da bir fark var. İkisi de olumsuz. Bu açığı da ayrı ayrı açıkları da kapatması lazım. Birisini kapatmak için devalüasyon düşünebilir. Diğeri için de maliye politikasını devreye sokarak ek vergiler, dolaylı vergiler. Ama bakın hükümet plan yaptığında eline kağıt kalem aldığında ne yaparsa yapsın işin içine çıkamıyor. Bunun yanında da ne olacak? Ekstra bir sizin fon kaynak yaratmanız lazım. Biz seçimden sonra kıdem tazminatı konusunun daha fazla gündeme geleceğini düşünüyoruz. Her yıl, bakın son 10 yılda hemen hemen her yıl gündeme geldi. Gündeme geliyor ama hükümet cesaret edemiyordu bir türlü. Ama şimdi yerel seçim bittikten sonra, yerel seçim bitmiş. 5 yıl sonra, genel seçim 4 yıl sonra. Herkes unutur gider zaten deyip. Bir de böyle güzellemeler yapacaklar. Hükümete yakın basın aracılığıyla da
Bakın çok yararlı, çok iyi, sizin yararınıza yapıyoruz. Yani kıdem tazminatını herkes almasın mı? Batan şirkettekiler alamıyor. Kıdem tazminatı alanların oranı şudur falan. Onları da böyle bir güzel süsleyecekler ve millete satmaya çalışacaklar. Zaten milletin bir itirazının olup olmamasına da bakmayacaklar seçimden sonra. Böyle evet, bir doğru. Ama bir yandan da milletin itirazı olmuyor işte. %52 ile tekrar seçildiler ve en çok da aslında yoksullar, işçi sınıfı AK Parti'yi desteklemeye devam ediyor. O da enteresan bir sosyoloji. Tolga demiş ki işverenin işine gelir, fona yatırır parayı, istediğini de işten çıkarır, istediğini de işe alır. Köle pazarına hoş geldiniz. Tabii işte bakın Tolga Bey'in dediğine de %100 katılıyorum. Bakın ben bugün bu konuyla ilgili kendi ofisimde çalışanlarımla da böyle beraber biz değerlendirmeler yapıyoruz. Biz tweet yazarken bile onu da 10 kere düşünerek yazıyoruz. Yani yanlış bir şey yapmayalım diye. Orada aynı şeyleri biz yine düşündük. Yani işverenlerin çok işine gelecek. Çünkü işveren işte yanında 15 yıl, 20 yıldır çalışan kişileri kıdem tazminatından dolayı tutmaya da çalışıyordu. Zaten kıdem tazminatı fonda çok sık sirkülasyon olur. Çok sık değişim olur. Çalışma hayatında düzensizlik, disiplinsizlik olur. Mesela diyelim ki bir kişinin 15 yıllık çalışan birisi o iş yerinde kavga çıkartırsa, gürültü çıkartırsa, saçma sapan olayın içine girerse işveren haklı şekilde çıkartır, tazminatını da vermez. Ama zaten tazminat yok. İş yerlerinde kavga da olur, gürültü de olur. İşveren der ki şunu yapar mısın der, işçi gider işverene kafa atar. Yani zaten anlattım az önce, iş gücü piyasasına da mısıra çıkartıyorlar, mısıra götürüyorlar. Dolayısıyla yani... O apayrı bir konu Özlem Hanım, bakın o apayrı bir konu. Şu anda Türkiye'de 1 dolar 31 lira. 1 dolar 31 lira. Şaka gibi ama öyle yani şu anda öyle. Ama aylardır bu aralarda 29-30 böyle tutuyor. Diyelim ki siz bir ürün satıyorsunuz yurt dışındaki firmaya, Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İsviçre'ye. Ya bizde enflasyon var. Şu bizim 1 dolara yaptığımız ürünü bir zamlayalım diyemiyorsunuz. Onlarda yıllık %5 enflasyon. Siz o 1 dolar karşılığında o ürünü yapıyorsunuz, 1 dolara satıyorsunuz. 1 dolar karşılığında da 30 lira kazanıyorsunuz. Ama sizin artık işçilik, enerji, kira, diğer maliyetler arttığı için sizin 1 dolara sattığınız sizi kurtarmıyor. Çünkü maliyetler sürekli artarken geliriniz sabit döviz kuru sistemi olmamasına rağmen devlet o kuru sabit tuttuğunda ihracatçı da ne yapacağını bilmiyor. Çünkü enflasyonun artışıyla beraber işçilik, enerji, diğer maliyet artışlarıyla beraber dövizin de aynı şekilde artması gerekiyor ki bu kişiler de batmasınlar. Batmamak için gidiyorlar. Yani o kişiler de az para kazanıyorlar. Buradaki kazandığı para bu kişilere yetmiyor şeklinde de değil aslında. O kişiler de batmamak için bu yolu tercih ediyorlar. Hale bakın yani her şey birbirine bağlı bir şekilde ilerliyor. Peki bu iş gücü kanunu ne zaman gündeme gelir sizce? Geçen yayınlarımızdan birinde Doktor Şeref Oğuz vardı. O da benzer şeyler söyledi yani MTV ile ilgili, vergilerle ilgili. Birazdan da Salih Uzun gelecek, enerji piyasasını bize anlatacak. Çünkü akaryakıtta da acayip şeyler oluyor. BOTAŞ'ın içinde de iflas senaryoları konuşuluyor. Şeref Oğuz dedi ki bu BES denilen bireysel emeklilik bence devlet eliyle yapılmış bir dolandırıcılık sistemidir dedi. Göreceksiniz bu da büyük patlayacak dedi. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz? Bir de şunu sorayım, iş kanunun takvimi ne zaman gündeme gelecek? Bu ne şekilde gündeme gelecek? Seçimden sonra gündeme gelecek. Zaten orta vadeli programda hükümet açıkladı. Bunu şu anda yazılı olarak hepimize sundu hükümet. Orta vadeli programında tamamlayıcı emeklilik sisteminin hayata geçirileceğini zaten duyurdu. Orta vadeli programını açıkladı. Yani gizli saklı bir şey yok ortada. Hükümet bunu duyurdu. Seçimden sonra da bunu uygulamaya çalışacak. Ve tabii ki de geçer bu meclis aritmetiğinde. Yani buna itiraz edecek biri var mı Allah aşkınıza? Bireysel emeklilik sistemi ayrıdır. Bireysel emeklilik sistemi bir tasarruf sistemidir. Tasarruf etmek isteyenler devlet de katkı koyar ve bireysel emeklilik sisteminde isteyenler parasını hem katkı payı alarak altında, dövizde, hisse senedinde, değişken fonda değerlendirebilirler. Bireysel emeklilik kötü bir şey midir? Kötü değildir. Kullanmasını biliyorsanız kötü değildir. Gidip bankaya kendinizi bırakıp TL'de düzgün fonlara, altına ya da başka bir şeye yönelmemişseniz, sabit TL'de kalırsanız bu enflasyonda zarar edersiniz. Ama bireysel emeklilik ya da bakın tasarruf kötü bir şey değildir. Türkiye'de bireysel emeklilik sistemiyle beraber tasarruf yapanlar da var.
Zaten zorunlu bireysel emeklilik sistemi de geldi çalışanlarda ve isteyenler bu sistemden çıkıyor ama şu anda çok kişi bireysel emeklilik sisteminde. Şayet bireysel emeklilik sistemiyle kıdem tazminatını birleştirirlerse, tamamlayıcı emeklilik sistemi deyip de bu paraları birlikte ele alıp kullanırlarsa bu bireysel emeklilik tasarrufunda bulunan kişiler için de kötü olur. Ben buna kısa vadede gireceklerini zannetmiyorum. Bu tehlikeli bir durum olur. Çünkü orada da çok yatırımcı var. Anladım. Bu durumda olanlara ben dokunacaklarını zannetmiyorum. Ben kıdem tazminatına dokunacaklarını düşünüyorum. O daha vahim bir durum. Evet evet, bugün şey de yazmış. EYT'ler platformu başkanı Gönül Hanım var ya, o da yazmış. Biz size güvenmiyoruz artık çünkü hiç söylediklerinizi yapmıyorsunuz. İş kanununda yeni yasaların yapılacağı servis ediliyor. Sosyal reform yapıyoruz diyecekler. Sayın siyasi irade, hangi reformunuz işçi, emekçi ve emekliye hayır sağladı? Çalışma hayatına güvenle bakabilecek hangi yasayı çıkardınız? Sırada işçinin kıdem tazminatı SGK'ya özelleştirme işleri mi var? İntibaksız bırakılan ve 2008'de aboyla sefalet maaşlarına emekliler iktidarınızda mahkum edildi diye yazmış. Madem öyle, son olarak da onu sorayım. Emeklilerle ilgili Mart'ta siz hala yine de bir ek düzenleme geleceğini düşünüyor musunuz Özgür Hocam? Şöyle, ben hiç kimseye böyle yanıltmak istemem. Bunlar benim kendi fikrimdir. Muhakkak biliyorum, böyle bir mesaj çıkacak diyemeyiz tabii ki. Bu sefer böyle insanları umutlandırıyormuş gibi olmak kesinlikle istemem. Ancak şöyle analizde bulunabilirim. Hükümet şu anda oy oranları düşüyor, Ekrem İmamoğlu bastırıyor. Ekrem İmamoğlu son dönemlerde emeklilerle ilgili konuşmaya başladı. Çok akıllıca bir konu sergiliyor. Emeklilerle ilgili konuşuyor. Emeklilerle ilgili konuştukça hükümet yetkilileri şunu söyleyebilirler. Artık biz zamlarımızı yaptık. Bayram ikramisinin rakamını belirledik. Ama ben anketler sonucunda bunu Cumhurbaşkanı'na kabul ettireceklerini zannetmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın tek rakibi var bugün. Türkiye'de iki kere yenildiği tek rakip Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu üçüncü kere yenerse, bakın söylüyorum, Türkiye'de bir yıl sonra erken seçime gidecek Türkiye. Ya da bu çok konuşulacak Türkiye'de. Şu anda konuşulmuyor olabilir. Yok, Türkiye'de demokrasi yok. Olmaz böyle bir şey. Hükümet buna izin vermez gibi söylemler bir işe yaramaz. Dolar olsun 60 lira. Benzin olsun 60 lira, ekmek olsun 30 lira, bakalım nasıl erken seçime gidip ya da gitmediklerini hep beraber göreceğiz. Gitmiyorsa da milletin zoruyla gidecekler. Oy oranları düştüğünde biz bunları göreceğiz. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunları söyledikçe hükümet çok rahatsız oluyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20 adım önde yürüyen bir belediye başkan adayı var. O yüzden Türkiye şanslı, en azından Cumhurbaşkanı'nın alternatif ülkede yok 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 deniliyordu. İşte iyi bir alternatif çıktı. Mansur Yavaş da öyle. Ekrem Bey de öyle. Bunlar, bu kişiler düzgün projeleri ortaya koydukça hükümet Mart ayında 3 bin lira olan bayram ikramiyesini 5 bin liraya çıkartabilir. Bu da yetmeyebilir. Seyyanen artış da yapabilir. Ama yapmayabilir de. Ama ben yapacağını düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da kayda geçirelim. Özgür Erdursun bu yayınımızda da dedi ki, ben bu iktidarın seçimler yaklaşırken emekliye ek bir düzenleme yapacağını düşünüyorum dedi. Sağ olun Özgür Hocam. Uzmanlığınıza başlamaya devam edin. Size de kolaylıklar.